Ali Karahasanoğlu. İddia ne? Yazılan senaryo ne? Kemalist teğmenler. İddia, Tuzla Piyade Okulu'nda kendi istekleriyle namazlarına kılmak isteyen bazı teğmenlerin engellendikleri, tahkir edildikleri. Cevap ne? Cumhuriyet Gazetesi'ndeki, Oda TV'deki, T24'teki cevap şöyle. Teğmenlere kumpasın sebebi bu video. İşte o cemaat evi. Cemaat evi varsa, o evde suç niteliğinde bir şey yapılıyorsa savcıya gidersin. Askeri içinde yanlış bir uzantı iş yapılıyorsa komutanına gidersin. Bu Kemalist geçinen arkadaşlar ne yapıyorlar? İddiadan aktaralım. Cumhuriyet karşıtı imamlar asıldığı gibi sizi de sallandıracağız. Kemalist teğmenler yok. Haşa. Biz öyle şey der miyiz cevabı veriyorlar mı? Kemalist medya organlarından cevabı aktaralım. Atatürkçü subaylara kumpas kurulmasının nedeni ortaya çıktı. Ulaşılan video görüntüsünde TSK içerisinde cemaat sohbetlerine katılan subaylara ilişkin bilgiler yer aldı. Ayrıca Oda TV İdari soruşturma dosyasına giren cemaatçi subayların toplandıkları evin görüntüsüne ulaştı. İddia şu, İki kemalisten biri diğerini pohpohlayarak dindar teğmenleri hedefe koyarak şöyle diyor. İnşallah Suriye bizim tabura gelir birisi. Tam kim buraya gidecek yer burası. Diğer kemalist geçinen teğmen şöyle katkı sunuyor. Suriye'ye filan gerek yok. Gördüğün yerde dalacaksın. Fişleyeceğim p nokta nokta. Küfür. Fişlemeyi bir yerlerden hatırlıyorsunuz değil mi? Hani dindar geçinen ama tam da CIA'nin kucağında oturduğu ortaya çıkan FETÖ'cüler de 28 Şubatçılar da aynı suçun failleriydi. Şimdi yeni yetme Kemalist teğmenler de kim vurduya götürmekten bahsediyor. Gördüğü yerden dalmaktan bahsediyor. Fişlemekten bahsediyor. İddia ne? Savunma ne? İddia Kemalist teğmenin diğerinin şunları yazdığı. Bugün devletin imkanları arkanızda olabilir ama ilk fırsatta sizi yok edeceğiz. Peki böyle bir yazışma yapıp yapmadıkları konusunda Karanlık Oda'da Cumhuriyet Gazetesi'nde T24'te cevaplanıyor mu? Hayır. Cevap şöyle. Teğmenler henüz harbiyedeyken 22 Nisan 2022 tarihinde kaydedilen videoda yakasına Atatürk rozeti takmayan teğmene tepki gösteren teğmenlerle bir alt devre teğmenin arasında geçen konuşma şöyle. Biz ne soruyoruz? Onlar ne anlatıyorlar? İddia bu, savunma ne? Kemalist internet siteleri savunmayı şöyle hazırlayıp sunmuşlar. Tuzda Piyade Okulu'nda Atatürk rozeti takmayı reddeden ve sonradan cemaat sohbetlerine katıldığı ortaya çıkan Teğmen de onu uyardığı için okuldan uzaklaştırılan Teğmen'in konuşması ortaya çıktı. Arkadaş, laga luga yapmayın. Kim vurduya götüreceğin dedin mi demedin mi? Diğeri de berikine gördüğün yerde dalacaksın diye bir Teğmen için bu ifadeyi kullandı mı, kullanmadı mı? Fişlemekten bahsetti mi, bahsetmedi mi? Sizi gidi oda tevciler size sizi gide Cumhuriyet Marksistleri sizi, sizi gide liberal geçinen Kemalist teyim dörtçüler sizi. İddia şu, bir Kemalist teğmen diğer Kemalist teğmeni gazlayarak dindar teğmenlere yapılması gerekeni söylüyor. P nokta noktanın yemeğine ufak ufak siyanür katacaksın, yavaş yavaş ölecek P nokta nokta. Bekliyorsunuz ki Kemalist geçinen teğmen bu ifade bana ait değildir. Biz silah arkadaşlarımıza saygılı, suç işlemeyen, işlenmesini önermeyen temiz aile çocukları izlesinler bunu demiyorlar. Karanlık olaya bir video ulaştırıyorlar. Biz kimsenin yemeğine siyanür karıştırılmasını önermedik, düşünmedik demiyorlar. Bak bak, cemaat evi işte orada diyorlar. Bak bak, o evin penceresi var, camı çerçevesi var. Bak bak, tülü var, perdesi var diyorlar. İddia şu, Kemalist teğmenlerden biri, kankası Kemalist teğmeni diyor ki, kanka, üstten bir tepki yok, halktan bir tepki yok, ne yapacağız?'' Okulun verdiği kılıçlarla keselim adamları, o zaman başka çözüm kalmadı. Cevabı, bu ülkenin MIT mensubu şehit olduğunda, bu ülkenin askeri Libya'da şehit olduğunda, mezar taşı bile yok diyerek şehitlerin hallelerine, niye çocuklarınızı askeriye verdiniz ki, niye çocuklarınızı MIT'e verdiniz ki diyen karanlık o da şöyle veriyor. Atatürk rozeti takmayan teğmenle aynı koğuşta kalan bir başka teğmenin alt devrelerinin cemaat sohbetlerine çağırdığı görüldü. Seni cemaat evine çağırın adama, ben gelmek istemiyorum dersin olur biter. Cemaat evinde suç niteliğinde bir şeyler yapıldığından şüpheleniyorsan savcılığa suç dürüstü yaparsın olur biter. Silah arkadaşını vurup kim vurduya götürecek kadar hainsen bu ülkenin teğmenlerini siyanürle öldürecek kadar gözün karaysa çağrılan cemaat evine gidip komutanla yaptığın görüşmeyi kayda aldığın gibi oradaki konuşmaları da kayda alacaksın. Sonra karanlık odaya yollayıp yayınlatacaksın. Bakalım cemaat evi denilen yerde fetuvari bir yapılanma mı var? Devlete sızmaya amaçlayan bir gizli örgüt mü var? Siyayeden emir alan koklalar mı var? Yoksa İslam'ı öğrenmek ve öğretmek isteyenler mi var? Peşinen söyleyeyim. Ben şahsen cemaat evi denilen evin kime ait olduğunu bilmiyorum. Derin bir yapılanma mı yoksa dini amaçlarla toplanılan bir yer mi ayrıntılı bilgim yok. Dolayısıyla tartışmanın bir tarafı hakkında olumlu olumsuz bir şey demeyi erken buluyorum. Ama Kemalist geçinen teğmenlerin vurmak, kesmek, zehirlemek, fişlemek ve bunlar eşliğinde ettikleri küfürlerden vardığım sonuç TSK'ya yakışmayan kişiler olduğudur. Hele hele ses kaydı alıyorlarsa, bunları kendilerine yakın medyaya yolluyorlarsa, bunlar tam FETÖ'vari taktiklerdir. Suçladıkları kişiler değil, kendileri FETÖ'cü olma ihtimalleri daha muhtemeldir. Bu noktada özellikle Nurcuları, Yeni Asya grubunu gözlerim arıyor niye ki Kemalist teğmenlerin bu hırçınlıklarına bir cevap vermiyorlar? Destekledikleri CHP'nin yayın organı Cumhuriyet Gazetesi'ne siz hala hangi kafayı yaşıyorsunuz itirazında bulunmuyorlar.